1 Temmuz, 7 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Evet, havalar çok ısındı. Lütfen sokak hayvanlarımıza bir tas kap su koymayı unutmayın. Her canlının suya ihtiyacı var. Lütfen unutmayın diyorum. Koç burçlarını 1 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, koçların aslında son zamanlarda yapmak istedikleri evi, eşyayı, her şeyi sıfırdan bir değiştirip psikolojik olarak yorgun olduğu ve çok gergin geçtiğimiz dönemler yaşadığı için her şeyi sıfırdan yaratmak istiyor. Sakin ol koç. Çünkü senin işinle alakalı bazı beklentilerin evet olumlu şekilde hayatına renk kattı ama biraz daha beklediğin iş konumuna ilgili bir yükselişin var. Eylül ayına kadar sabırlı olursan ondan sonra ister evini değiştir, ister arabanı değiştir. Doğru bir karar. Ama şu an ayak hatalar yapıp gereksiz para harcamalarına dikkat diyorum. Uzun süredir de iş çevrenizdeki insanlarla biraz kırgınlıklarınız vardı. Onları toparlayacağınız bir hafta olacak. Fevri davranışlardan uzak duruyorsunuz. Çünkü birileri size laf sokmak isteyecek. Lütfen bu lafları duymayın, sakin kalın diyorum. Sağlık olarak da kulak alerjiniz ya da egzama gibi sıkıntılarınız olabilir. Bu da stresten kaynaklı. Uzun süredir ilişki yaşamayan koç burçları için de bu hafta itibariyle güzel bir aşka yelken açma ve kalıcı erkek kişiyi, kadın ya da erkek enerjinizi bulacağınızı söyleyebilirim. Evlilikleriyle ilgili de güzel süreçler ve güzel fikirler olan ve hatta yatağını, mutfağını değiştirmek isteyen bazı evli çiftler için de tam zamanı hem bayrama, kurban bayramına hazırlık yapın hem de evinizdeki eşyaları değiştirmenizi uygun görüyorum. Annenizin sağlık problemi ya da bir kadın, teyze, hala gibi bir sağlık problemi gündemde olabilir ya da kız kardeş. Küçük bir operasyonla hani güzel bir aydınlığa kavuşacak. Uzun süredir de yasal bazı çözülmesi istediğiniz bazı evraklar var. Bu evraklar toparlanması lazım ve sonrasında gayet rahat bir aydınlığa kavuşacağız. Yani anlayacağımız koçlar için kararlı, radikal, güzel bir hafta. Bunu çok doğru değerlendirirseniz artılara geçiş yapacak. Boğa burcunun neler bekliyor diyorsanız 1 Temmuz. Aslında onlarda bir huzur, deniz tatili, enerjilerini komple değiştirmek istiyorlar. Yeni yeni yerler keşfetmek istiyorlar. Evet, Temmuz ortası itibariyle güzel seyahatler edeceksiniz ama bence uzun süredir birikmiş bazı evrak ve yasal süreçleriniz var. Onları bir kontrol edin ve uzun süredir de işlerinizle ilgili temsil etmeniz gereken evraklar var. Bunları temsil edin ki kariyerinizle alakalı olumsuz giden her şeyi iyileştirme haftasına gireceksiniz ve devletle ilgili beklediğiniz yeni evraklar hayatınıza artı olarak gelecek. Bence güzel değerlendirin çünkü size gerçekten gökyüzü güzel şanslar vereceği bir hafta. Ama ufak tefek kazalara dikkat edin diyorum. Biri tarafından göze gelebilirsiniz. Elektronik telefonunuz bozulabilir. Evdeki elinizdeki cep telefonunuz bozulabilir. Bu ara boğa burçlarında bozulma, kırılma dikkat edilmesi lazım. Özel hayat konusunda da biraz dilinizi tutuyorsunuz boğalar. Çünkü son zamanlarda çok egonuz ön planda olduğu için hayatınızdaki insanları kırıyorsunuz. Kırma döneminizi bir kenara atacaksınız. Ufak bir Akdeniz tatili fikriniz olabilir ama ben Ege olarak görüyorum. Akdeniz planı yapın, Ege'den çıkın diyorum. Ve sizin de almak istediğiniz bir araç yenilenme döneminiz gündemde olacak. 2 ay içerisinde aracınızla ilgili büyük bir sürpriz ve aydınlanma yaşayacaksınız. Fakat uzun süredir akraba ve hafta sonu piknik enerjinizde var olan bazı boğa burçları için de inanılmaz güzel bir hafta sonu geçecek. Yani 6'sı, 5'i güzel bir deniz kenarı olabilir, güzel bir mangal haftası olabilir. Ve çocuk isteyen bazı boğa burçları için de bu yıl sonu itibariyle büyük bir aydınlık. İlişki yaşayamayan boğa burçları için de muhteşem bir aşk dönemi ama biraz daha mantığınıza uyacak bir insan aradığınız için doğru insanı bulacaksınız. Sabırlı olun. Sizde de boyunla alakalı baş ağrılarınız ya da uyku, beyin sizi devamlı konuşturuyor olabilir. Biraz stresten kaynaklanan beyin yorgunluklarınız var. Bunları temizlerseniz çok sevinirim diyorum. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız 1 Temmuz haftası. Aslında ikizlerde iletişimle ilgili gereksiz tartışmalar, aracınız bozulabilir, yolda kazabilirsiniz, arkadaşlarınıza kırılabilirsiniz. Bu hafta iletişimden kaynaklanan ve yanlış anlardan kaynaklanan bir zorluk haftanıza giriş yapacaksınız ama ne olur bunu iş hayatınıza yansıtırsanız bir sıkıntılı ve işinizde risk alabilirsiniz. O yüzden çarşamba gününe kadar bu iletişim ve diyaloglarınızı toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra çok daha güzel süreçler olacak ama sizin fevri davranışlarınız dilinizin kemiği olmadığı için lütfen sakin, relax davranın diyorum. Son zamanlarda kilo almaya başlayan ikizlerde de bir rejim haftasına giriş haftası olacak.
ve güzel birkaç kilo fazlası olan ikizlerde de bir hafta ya da iki hafta içerisinde 2 kiloyu kaybedeceksiniz ve vücudunuz eski fitliğine kavuşacak. İlişkinizle ilgili de uzun süredir alyans hediye etmek isteyen ikizler için de bu hafta sonu ya da Temmuz bitmeden muhteşem ilişkinizle ilgili doğru karar sürecinizde olacaksınız ve parmak ve ailelerin tanışma, parmağı alyans ailelerin tanışma dönemi olacak. Sağlık olarak da göz alerjiniz, gözle ilgili uzağa görememe ile ilgili sıkıntılarınız olabilir, ihmal etmeyin. Bir de ailenizin çözülmesi gereken bir binanın daire katı ile ilgili, bir devletle ilgili ödenmesi gereken evraklar olabilir. Bunu geciktirmenizi istemiyorum. Ceza olarak gelebilir. Bir de sizin böyle bir Çanakkale ile alakalı bir toprak fikri olan büyüklerimiz olabilir. İkizler böyle bir yatırım gündeme gelecek ve bu sizin için hayırlı olacak. Çocuğu ile ilgili, eğitimi ile ilgili kaygı yaşayan bazı ikizler sürpriz ve mutluluk tadıyor. Bunun keyfini mutlaka çıkartmanız gerektiğini düşünüyorum. Belki de son zamanlarda çok okul ya da eski arkadaşlarınızla vakit geçiremediniz. Belki bu hafta içi bunu yapabilirsiniz diyorum. Sizin için hayırlı olacak. Yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsun? Yengeçler biliyorsunuz ki 2 Temmuz hem güneş tutulmasıyla karşı karşıya kalacaklar hem de kendileriyle ilgili çok ciddi bir gerginlik, çünkü güneş burcu yengeç burcunda tutuluyor. Evet, keyifli aslında. Yengeçlerin çok güzel yeni atamaları, yeni oluşumları, işleriyle ilgili sürpriz anlaşmaları, yenilik haftası olacağı için belki onlar için güneş tutulması sıkıntılı değil, artı olarak hayatlarına geçecek. Verimlilik dönemi olacak. Sizde de dizlerinizle alakalı son zamanlarda ağrı ya da belinize vuran hafif hafif ağrılar ya da çok uyuyor olabilirsiniz. Vücudunuz tembelleşmiş olabilir. Biraz sporla vücudu iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yengeç burçlarının aslında aileye çok düşkün yönleri vardır. Ama bu ara biraz aileyle didişme, tartışma, kavga yapabilir. Bu da hani 2 Temmuz onlar için güneş tutulma yengeç burcunda geçireceği için yengeçleri bu ara bir anlayış, sakinlik, güzel bir dinleyiş dönemine geçersek onların keyifli dönem. Hatta çok güzel bir paranız var ve bu parayı artıya çevireceksiniz. Ya da size güzel bir para teklif edilecek, bazı iş süreçleriniz olacak. Bunları çok iyi değerlendirin. Sizin için parlaklık, yıldızlılık ve enerjinin en tavan yapacağı haftaya giriş yapacaksınız. Ufak tefek tatil planlarınız var. Bunun için doğru zaman Ağustos ayı. Şu an sadece hafta sonu geçireceğiniz havuz ya da küçük gideceğiniz noktalarda suya girebilirsiniz. Ama Ağustos sizin için daha tatil kafası olacak diyebilirim. Kardeşlerle arasında gereksiz atışma, bir miras konusu ya da bir malla ilgili gereksiz kırgınlıklar var. Hadi yengeçler bir özür, bir affetme dönemine giriş yapalım. Her şeyi kenara bırakıyoruz ve sakinlikle tekrar diyalogları oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve kendi işini kurmak isteyen bazı yengeçler için de evet, doğru bir haftaya giriş yaptınız. Nerede iş yapmak istiyorsanız bunun kapısı, sadece parayı doğru dengeleyin, işinizi ona göre kurun ve gerçekten güzel bir aydınlığa kavuşacağınızı düşünüyorum ve sizin için çok hayırlı olacağını söyleyebilirim. Eğitimiyle ilgili eğitimini devam edip hem kariyer hem de eğitim kariyerini tamamlamak isteyen yengeçler bu sene bunun da artı puanlarını yapacaklar. Kendi hayatlarıyla ilgili eğitim kariyerleri başlayacak diyorum. Çok da güzel olacak. Sizde kol incinmesi gündemde olabilir. Gereksiz ufak tefek kendinizi bir yerlere vurabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Aslan burçlarını 1 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız. Aslanların aslında çok bekledikleri büyük işte gitmek istedikleri iş kapısı için güzel bir haber aldınız. Ve bu kapıya gideceksiniz ve bu kapı sizin için hayırlı olacak. Fakat işini değiştirmek isteyen bazı aslan burçları için de güzel teklif haftası. Eğer paranızdan memnun değilseniz doğru teklifler var. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Bazı ortaklı iş yapan aslan burçları için de inanılmaz güzel bir mekan oluşumu gerçekleşecek. Ya da ortaklarla probleminiz varsa aydınlığa kavuşup aradaki diyalogluğu toparlayacaksınız. Parayla ilgili de belki bir 15-20 gün çok stresli bir dönem yaşayabilirsiniz aslanlar. Ama sonrasında yavaş yavaş toparlanma, yenilik dediğimiz süreç söz konusu olacak. Sizde de belki sağlık olarak alerjik, egzama demeyelim de sizde domates ya da kokuya ya da deterjana ya da domatese alerjiniz olabilir. Vücudunuzda gereksiz kabarmalar olabilir. Hem stres hem de yediğiniz bir şey sizin vücudunuza dokunuyor. İhmal etmeyin. Bir de ilişki konusunda da aslında bir evli olan aslan burçlar için sürpriz güzel sevinçler yaşanacak evliliğinizle ilgili. Bu evlilik size daha artı süreçler sağlayacak. Ama ilişkisi olmayan aslanlar için de ayın 7 ve 14'ü gerçekten güzel bir aşka yelken açma. Bir de geçmişini bekleyen bazı aslan burçlar için de bu hafta geçmişinizden güzel bir haber.
özür dileme haftası olacak. Eski ilişkilerinizle alakalı aslanlar. O yüzden bu hafta böyle bir size sürprizler, değişimler olacak. Ve uzun süredir hediye bekleyen bazı aslanlar için de ya şöyle söyleyeyim, salı günü ya da cuma günü sürpriz hediyeler söz konusu olacak. İhmal etmeyin. Evet, Başak burçlarını neler bekliyor diyorsak, sağlıkla ilgili yaşadığı bazı gerginlikler ön planda olacak ve bu gerginliklerle ilgili ciddi anlamda aydınlanma, kavuşma ve mutluluk dediğimiz bir sürece girilecek Başaklar için. Hatta ailenizle birlikte gideceğiniz seyahatler ya da yeni olumluluklar süreci yaşayacaksınız. Başaklar, bence hedeflediğiniz bazı artılar sizin için çok doğru olacak ve işine geri dönmek isteyen bazı Başak burçları yasal mahkemeleri bekliyor olabilir. O yüzden Başaklar, işinize geri geleceksiniz ve hak ettiğiniz davayı kazanacaksınız. Farklı iş yönüyle ilgili kendini yüceltmek isteyen bazı Başaklar için de güzel bir hafta ve olumlu haftasına giriş yapacak. Bacak bölgeniz, sağlık konusunda siyatik azalmanız, bel fıtığınız ya da riskli sağlık problemleriniz gündemde olabilir. Bunları ihmal etmiyorsunuz ve uzun süredir de kardeşler arasında yaşadığınız kırgınlıklar sizi mutsuz ediyor. Çıkar doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorsunuz Başaklar. Hayır, aslında siz onun hem annesisiniz hem ailesisiniz. O yüzden naz dönemi yaşıyor Başaklar. Bence takılmayın ve konsantre olun ve ruhunuza çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de Başak burçlarımızın uzun süredir ailede miras, toprak, araziyle alakalı çözülmesi gereken dönemler Eylül ayı itibariyle hayatınızda daha olumlu süreç yaşayacak. Bence Başaklar, gereksiz ağlamayı kenara bırakıyorsunuz. Zaten siz merhametlisiniz. Evet, çok parasızsınız ve her şey çok birikti ama satmak istediğiniz bir de artı ailenizden gelen bir mal gündemi var. Bu satılacak ve çok artı soru rahatlığa gireceksiniz ama siz sabırlı olursanız Rabbim size çok güzel yenilikler ve aydınlıklar kavuşturacak. Uzun süredir çocuk bekleyen Başak burçları da gerçekten ufak bir tedaviyle çocuk sahibi olacağınızı söyleyebilirim. Bahanenizde böyle bir süreç aydınlığa kavuşacak. Terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler aslında böyle kafaları şezlonga koyup uyumak istiyorlar ya da kumda bedenini iyileştirmek istiyorlar. Çünkü gerçekten çok yoğun bir haftaya giriş yaptı terazi burçları. Bazı yaşanan laflar, dedikodular terazi burçlarını çok fazla yıprattığı için onların yörüngesinde sadece insanları dinlerken nefretle bakma haftasına giriş yaptı terazi burç. Bence yoga yapın, meditasyon yapın, enerjinizi nefes terapisiyle iyileştirin. Çünkü sizin inanılmaz güzel bir teklif var. Yurt dışı ile alakalı beklenti yaşayan terazi ve kariyerinizle ilgili yurt dışı isteyen terazi burçlar için inanılmaz bir süreç başlayacak. İstediğiniz yolda bayağı bir başarı, ferahlığa ve aydınlığa kavuşacaksınız. Özel hayatla ilgili de aslında ilişkinize evlenme teklifi ya da nişan ya da söz dediğimiz bir hafta başlangıcı olacak. Yıl sonuna kadar da parmağınıza kalyansı takacak olarak görüyorum. Özellikle bekar teraziler için de bu yaz onlar için doğru aşka, keyifli aşka yelken açma, kalbinizdeki doğru insanı bulma haftası. Burada baba, terazi burçlarının baba, abi ya da amca, dayı ile ilgili bir operasyon, kalp ya da böbrekle ilgili bir sağlık problemi olabilir. Bu dönem terazi burçların erkekleriyle ilgili sağlık kontrolü yapılırsa sevinirim. Bir de uzun süredir terazi burçları araç değişikliği ya da oturduğunuz evi değiştirme gibi bir fikri vardı. Teraziler, Eylül olmadan aracınızı ya da evinizi değiştirmiş olacaksınız. Çok doğru bir karar ve hayırlı karar gelecek. Bir de işiyle ilgili farklı noktadan iş bekleyen terazi burçları için de biraz daha sabırlı olun. İşinizle alakalı noktaya en iyi şekilde zaferin ereceksiniz ve o beklediğiniz telefon sizin kapınıza gelecek ve işiniz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kaç dakika tutuyorsun Ayca'cığım? 2 dakika. Tamam. Çünkü ben de seni bekliyorum, hareketin gelmeyince. Teraziden sonra akrepler değil mi küçük hanım? Galiba. Yeni tabii teraziden sonra akrepler. Akrep burçları ile ilgili de şöyle söyleyeceğim. Vücudunuzda ciddi bir isilik olabilir, kaşıntı olabilir. Kulak içlerinizde kaşıntılar gündeme gelebilir. Bu sizin aslında stresin vücudunuzla ilgili ciddi yarattığı bir sıkıntı ya da karınca sizi yiyor olabilir, sivri yiyor olabilir. Bu ara kaşınabilirsiniz. Dikkat edin akrepler. Akrepler için şöyle diyeceğim. Ayın 3
1 Temmuz ile 3 Temmuz arası sürpriz dostlarınız ya da vakit geçirmek istediğiniz ve haber almak istediğinizden güzel haberler gerçekleşecek. Ve bu haberler sizin için artı olarak hayatınıza giriş sağlayacak olarak görüyorum. Ve uzun süredir de işle ilgili arkanızdaki bazı problemli yaşadığınız noktalarla ilgili güzel olumlu süreçler yaşayacaksınız. Ve bu olumlu süreçler size çok güzel bir aydınlanma sağlayacak. Maaşıyla ilgili sorun yaşayan akrepler de bu ay bitecek, o bir aydan sonra muhteşem paranızla alakalı netliğe kavuşacaksınız ve kendini iş kurmak isteyen ya da ortaklı iş yapmak isteyen bazı akrepler için de bence sabret akrep. Çünkü güzel bir teklif gelecek. Sen paranı harcama, o teklifi değerlendir ve artıya geç diyorum. Sizin de kardeşler değil de çocuklarınızla alakalı kaygı ve endişeleriniz olabilir. Hatta çocuğunuzu bir yurt dışı yabancı dili öğrensin diye yollamak isteyen bazı akrepler bence seneye doğru süre şu an gereksiz paranızı harcamayın. Çocuğunuzun yaşı bu konuda ufak olarak görüyorum. Çocuğunuzu burada farklı bir noktayla konsantre ederseniz mutlu olacağını söyle. Bir kamp fikri var bazı akreplerin. Sırtımıza çantayı alalım, kamp yapalım dediğimiz bir süreç. Evet, kamp haftanız başlayacak ama bence bunu Temmuz sonuna doğru gerçekleştireceksiniz. Sizde de ufak bir evde elektrik temassızlığı ya da lambalarınız patlayabilir ya da buzdolabınız patlayabilir. Bu arada evdeki gelen misafirler size nazar değdirecek. O yüzden nazar konusunda da kendinize Yasin ya da Ayetel kürsü okuyun. Üzerinizdeki enerji değsin. Yay burçlarını 1 Temmuz'da neler bekliyor diyorsunuz? Yayların da tatil havası, havuz havası, doğa havası başladı. Bisiklet, tekne, sörf, artık kafanızda ne düşünceniz var da ama halletmeniz gereken o kadar çok evrağınız var ki yay burçları. Evet, izin veriyorum, çok keyifli haftanız da olacak ama ilk önce evraklarınız ve işinizle ilgili teslim etmeniz gereken bir sürü dosyalarınız var. Bu hafta bunları hallediyorsunuz. O bir haftaki planlarınız gerçekleşecek olarak diyorum. Yöneticilerinizle aranızda bir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten yay burçları çok tuttuğunu kopartan oldukları için işlerinde yenilik dönemi onlara artı bir puan ve bu puanla birlikte istedikleri noktaya erişme haftası. Bir de son olarak belki evinizdeki koltuk ya da yatak odası ya da mutfağı değiştirmek isteyen bazı yay burçları için de bir tardilat haftası diyorum. Onlar için hayırlı ve aydınlık olacak ama ben bunu Temmuz 17'den sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Şu an böyle bir karar verip de kendinizi gereksiz masrafa oluşturmayın. İş problemi yaşayan bazı yay burçları için evet güzel teklifler olacak ama şu Temmuz'u bitirin. Ağustos ayı sizin için gayet keyifli ve Ağustos sonunda istediğiniz iş kapının ferahlığını da alacaksınız. Uzun süredir de ailenizin yazlığı ile ilgili bir tardilat düşüncesi ve anne ve babalar ya da büyüklerinizle ilgili fikirler gündeme gelecek. Siz de ufak bir destekle yazlık ya da toprağınızla ilgili tamirlik ne sorun varsa bunu çözeceksiniz. Bir de mahkemesel bazı pürüzleriniz var yay burçları. Bunları da toparlarsınız. Gerçekten size artık kimse zarar veremez diyorum. Bir de geçmişe ait devamlı gözyaşı döken bazı yay burçları için de geçmişi bırakıyorsunuz. Yeni hayatınıza konsantre oluyorsunuz. Geçmiş zaten adı üstünde geçmişte kaldı. Kimin gelip gelmemesi değil, sizi mutlu edecek insanlara ihtiyacınız var yay burçları. Sizler açık sözlüsünüz, yüreklisiniz, yalan sizin hayatınızda yok. O yüzden size yeni insanlar gelecek ve artılar yaşayacaksınız. Bir de ilişkinizle alakalı son zamanlarda kafanızda çok soru işaretleri oluştu yay burçları. İyi gitmiyor, ne olacak diyorsanız biraz daha sabırlı olun. Hak ettiğiniz ilişkinizle ilgili de çok doğru bir süreç yaşayacaksınız. Paniklemeyin diyorum. 1 Temmuz oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız oğlakların kafalarında bazı ortaklı fikirler ya da işlerinizle ilgili büyütmek istediğiniz noktalar var ama oğlaklar biraz tatile ihtiyacınız var. Şu Alman kafanızı kenara bırakıyorsunuz, enerjinizi iyileştiriyorsunuz ve evet çok güzel işler başaracaksınız ve devamlılığı çok fazla olacak. Aslında oğlaklar bu Eylül'den sonra çok güzel paraya hakim olacaklar. Bence korktuğunuz gibi değil de biraz ruhunuzun iyileşmeye ihtiyacı var oğlaklar. Bunu doğru dengelediğinizde bedeniniz ve ruhunuz en iyi şekilde iyileşeceğini söyleyebilirim. Son zamanlarda da sizde mide krampları ya da uyku apneniz gündemde olabilir ya da kilo aldığınız için nefeste sorunlar yaşıyor olabilirsiniz oğlaklar. Bunu bir ritminizi ya da kilonuzu, diyetisyeninizi ya da kalp doktorunuzla bir görünürseniz sevinirim. Çünkü sizde bu tarz bir risk haftanız olabilir. Bunu da ihmal etmeyin diyorum. Belki de şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Hani şezlong değil de evde hani sallanan yataklar vardır ya. Hani koyarsanız. Hayır, sandalye değil. Bu neydi? İki ağacın arasına bağlarız da yatarız ya.
Hamak. Hamakta belki sizi doğanın içerisinde biraz derin nefes alarak, yürüyerek, hamakta uyuyarak belki enerjiniz çok iyi olacağını düşünüyorum oğlaklar. Özel hayatınızla ilgili de ilişkinize sürpriz yapma haftanız olacak. Bu sürpriz yemek, sohbet ve arkasından çok güzel diyaloglar yaşanacak. Bence oğlaklarda romantik bir haftanın verdiği keyfin de tadını varacaksınız. Bence tadını çıkartın oğlaklar. Size sakinliğin, ilişkinizin sakinliği ve size artılar getirecek bir hafta olacak. Bunu doğru yönlendirirseniz güzel bir haftanın girişi sizin hayat. Sizde belki gözle ilgili kayma ya da göz kaşıntılarınız gündemde olabilir. Bu ara bu göz kontrolünüz, dediğim gibi diğer noktalarınız, kalp ve ritimlerinizde kontrol ederseniz sevinirim. Sizde de annenizle olan zaman kaybınız var. Bu annenizle olan zaman kaybınızı da toparlamanızı istiyorum. Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların hayatıyla ilgili yaşadıkları çok büyük bir sorun var. Bu sorun ne? Kendiyle ilgili çözemediğiniz ve oluşturamadığınız ve itiraf edemediğiniz bazı duygular ön plana çıkış yaptı kovalar. Yani sevgilinizi mi söyleyemiyorsunuz, işinizdeki yöneticilere derdinizi anlatıp arkadaşlarınızla mı ifade edemiyorsunuz? Bu hafta ifade sorununuz olabilir. O yüzden derin nefes alarak ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Çünkü siz haklı bir haftaya giriş yaptınız. Haklı olduğunuz için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hatta yöneticinizi de yükseltme istiyorsanız da bunun artısını kazanacaksınız ve bu size iyi gelecek diyorum. Hayırlı olsun şimdiden. Ve uzun süredir yasta kalmak isteyen bazı kova burçları için de inanılmaz güzel bir hafta. Doğru karar verirseniz istediğinizde hafif deniz görecek, ormanlığın içerisinde güzel bir ya da işte toprağın içinde güzel bir ev sahibi olacak kovalar. Çünkü anne babaya sürpriz yapmak isteyen bazı kovalar için doğru bir hafta diyorum. Bunu yapın. Sizde de kemik erimesi, kemik kayması ya da vücudunuzda, kaslarda ya da yıpranan hani ne deriz, dirseklerde falan bir sıkıntı olabilir. Bu konuda ihmal etmeyin. Uzun süredir de ufak bir yurt dışı planınız vardı. Bu yurt dışı planı belki Temmuz'un 10'u ya da 11'inde gerçekleşecek ve size bir yurt dışı güzel bir tatil paketi olabilir. Bunun da tadını çıkartın diyorum. Çocuk isteyen değil de çocuklarıyla ilgili kaygı yaşayan bazı kova burçları için de hayır, hiç kaygı etmeyin. Çünkü evinizdeki çocuklar çok zeki ve çok akıllı. Hatta sanatçı ruhta bir çocuğunuz var. Gelecek hayatı parlak olabilir diyor. Sizin de evde nevresim yenilenme, perde yenilenmesi ya da aracınızın aksesuarını yenileme gibi fikirleriniz olabilir. Hadi kafanıza taktığınız şeyi yaptığınız için kovalar izin veriyorum. Perde mi yenileceksin, nevresi mi, beyaz eşya mı yenile, ne istiyorsan gerçekleştir. Çünkü bu sana mutluluk veriyor. Balık burçlarını 1 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında bu ara bir zor bir geçtiğimiz hafta yaşadı. Çünkü sağlık problemleri, ailede bazı sıkıntılar vardı. Ama şu an çok yoğun bir iş haftasına giriş yaptınız. Yeni anlaşmalar, yeni imzalar, yeni oluşumlar yaptınız. Bu oluşumları artıya çevirme fikriniz var. Hem para hem de çevrenize oturtmak isteyen bazı balıklar için. Eğer bunu doğru hamurunu yoğurursanız, yeni işinizde olsun ya da uzun süredir bulunduğunuz noktada, bu hamur size çok artı çevre, artı para kazandıracak ama siz dilinizi tutmuyorsunuz. Espri yaparken bu aralar hani larçını mı çıkartıyoruz neydi? Cılkını. Cılkını çıkartıyoruz, rica ederim balıklar. Cılkını çıkartmadan güzel ve sakin esprilerinizi yapın. Çünkü siz de yavaş yavaş hedeflediğiniz noktaya ilerliyorsunuz. Bir de bu ara anneyle atışma ya da büyüklerle atışma, anneanne, babaanne, dede, bırak bu atışmayı. Çünkü sen balıklar atışmadan duramazsın. İncitme bağırma. Atıştığın lafları kibar söyle ki hani canın yanmasın istiyorum. Kendine iş kurmak isteyen bazı balık burçları için de bu hafta imzalar atılacak. İstediğiniz noktadan güzel bir oluşum sağlanacağını düşünüyorum. Hayırlı. İlişki yaşamayan balık burçları, artık ben ilişkisiz öldüm Emine Hanımcığım, bana aşk var mı, nefes alamıyorum, gökyüzünden aşk arıyorum diyen insanlara da 10 gün içerisinde evlilik yapacağınız gerçek balık burçlarının özellikle şu Temmuz bitimine kadar evlilik ya da ciddi ilişki kararı hayatınıza girmiş olacak ve bu sizi çok mutlu ve keyifli kılacağını söyleyebilirim. Annenize bir ufak bir robot alma ya da mutfak eşyası hediye almak istiyorsun balık burçları, özellikle kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Evet, küçük sürprizler yapabilirsiniz. Annenizi, çünkü hani aileye düşkün bir kavramınız var. Bu aileye düşkün kavramınız sizi sürpriz ediler. Ama sizde şu var, siz şımartıldıkça hediye verirsiniz. Evet, şımartılmayı hak ettiğinizi düşünüyorum balıklar. Ve de uzun süredir kendi aracınızla ilgili değişiklik yapmak isteyen bazı balıklar için de Eylül'ün sonu itibariyle araç değişimi gerçekleşecek.
ve istediğiniz, hedeflediğiniz noktaya kavuşacaksınız diyorum. Evet, 1 Temmuz, 8 Temmuz haftalık burcumuzu burada yaptık. Hoplayıp zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Lütfen beğeniyorsanız doğru yazın, detaylı yazın. Çok yoruma ihtiyacımız var. Bazen YouTube'u yapmak istemiyorum, sıkılıyorum, yapmayacağım diyorum ama sonra diyor ki yeğenim yap teyze, ne olacak ki eline mi yapışıyor? 2 dakika ben çekiyorum pazardan, pazar günü de yayınlıyoruz diyorsun. Evet, şimdilik devam ediyoruz. Sevgi ve mutlular, evet güneş tutulması var. Panik yapmayın, burçları artık atacak. Korku yapmayın, sadece teknoloji ve duygusallığınız ön planda olabilir. Bu biraz sizi yorabilir ama sonraki hafta gayet keyifli olacağız. Sevgiler, hoşça kalın.